İlk söz Saadet Partisi Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Bülent Kaya'ya aittir. Sayın Kaya, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan'ın konuşmalarınızda Saadet Partileri olarak bizleri de şahit tuttuğunuz için birkaç konuya değinme ihtiyacı hissediyorum. Bizim size sitemimiz zaten sizi tanıyor olmamızdan kaynaklanıyor. Çünkü biz sizinle aynı mücadele geleneğinden geliyoruz ve geçmişte bu ülkede yapılan hukuksuzluklarla hep beraber çektik, hep beraber üzüldük ve hep beraber karşı durduk. Örnekleriyle de ifade ettim. Refah Partisi kapatılırken de sizinle aynı acıyı hissettik. Fazilet Partisi kapatılırken de. Merve Kavakçı burada haksız bir şekilde milletvekilliğinden düşürülürken de sizinle beraber aynı acıları hissettik. 412 milletvekilinin buradan çıkardığı başörtüsüyle ilgili kanun Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilirken de sizinle beraber aynı acıları yaşadık. Ve yine 367 milletvekili olmadan Cumhurbaşkanı seçtirilemez diyenlere karşı da sizinle beraber hep birlikte üzüldük. Sayın Tayyip Erdoğan hukuksuz bir şekilde YSK tarafından milletvekili yapılmadığı zaman Sayın Necmettin Erbakan hukuksuz bir şekilde 5 yıl siyasi yasakla mağlul olduğu zaman da sizinle beraber aynı acıları çektik. Onun için bizim sizden beklentimiz bu kadar acıları çekmiş bir meclis başkanı olarak bugün hayır olmaz bunu ben yapamam deme cesaretini beklediğimiz için sitem ediyoruz. Yoksa sizin yakıştırıldığı şekliyle bir terör örgütüyle bir illiyet bağınızın iltisakının olacağını biz düşünmüyoruz. Çünkü sizi bu manada tanıyoruz. Yani farklı süreçlerde farklı sözler söylemiş olabilirsiniz. Ama o yapıyla ilişkilerinizin olmadığını ta sizin öğrencilik döneminizden bu yana sizi tanıyanlardan ve bizim de son dönemlerinizde şahitlik etmemizden dolayı biliyoruz. Ama gerçekten şu konuda üzülüyoruz. Bu kadar dert çeken bir meclis başkanı nasıl olur da anayasayı ayakları altına alan bir meclis oturumunu yönetir? Bunun acısını yaşadığımız için bu kadar size sitem ediyoruz. Bu sitemlerimiz sizin geçmişten bu yana hukuksuz davranmanız sebebiyle değildir. Bugünkü tavrınıza ilişkindir. Bir diğeri de sizden gerçekten meclis başkan vekili olduğunuz dönemden bu yana genellikle tarafsız bir şekilde bu meclisi yönetmeye gayret ettiniz. Ama dünkü tutumunuzun taraflı olduğunu ifade etmek zorundayım. Çünkü siz bize söz hakkı vermeden usule aykırı bir şekilde bu genel kurulu iptal ettiniz. Ve hatta ara verip tekrar başlatabilme imkanına sahipken genel kurulun adeta kapatılmasını istediniz. Onun için bizim size sitemimiz sizin hukuk dışı bir kişi olduğunuzdan dolayı değil. Bu kadar acıları yaşamış bir meclis başkanı olarak bu acıya ortak olmamanız, bir empati yapmamanız sebebiyledir. Dediğim gibi Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesiyle Merve Kavakçı'nın milletvekilinin düşürülmesi arasında emin olun hiçbir fark yok. Birileri istedi, Sayın Kaya lütfen tamamlayın. Birileri istedi, birileri düşürdü. Bu düşüren kişinin siz olmamanız gerektiğini düşündüğümüz için bu kadar sitemi size iletiyoruz. Ve Can Atalay kararlarını elbette artık uzun uzun anlatacak değiliz. Ama siz de meclis başkan vekili kimliğinizin yanında elbette Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir milletvekilisiniz ve kuruluşundan beri bu siyasi hareketin içerisindesiniz. Şu an geçmişte mücadele ettiğiniz bütün haksızlıklar bugün sizlere yaptırılıyor. Aslında otoriter bir rejim sizlerin eliyle inşa ediliyor. Zannetmeyin ki bu otoriter rejimin sefasını süreceksiniz. Emin olun size tevdi edilen otoriter rejimi inşa göreviniz bittiği gün kapının dışına konulacaksınız. O otoriter rejim sizden daha katı bir şekilde uygulayacak birileri tarafından bu demokrasiyi bu ülkede askıya alacaklar. Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle bir kararnameyle kazanımların geriye alınma ihtimalinin olduğu bir rejimle. Sayın Kaya lütfen tamamlayın. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi gündeme geldiği zaman siz ve sizin gibi değerli AK Parti milletvekili hepsi şunu derdi. Ya bize güvenin, biz olduğumuz müddetçe evet Cumhurbaşkanı'na çok geniş yetkiler tanındı ama biz varken kimse bunu yapmaya cesaret edemez. Sayın Başkan, siz ve sizin gibiler bugün var ama yarın olmayacak. Dolayısıyla sizin elinizde ülkede özgürlükler, insan hakları ile ilgili güvenceler yok ediliyor ve sizler de maalesef buna seyirci oluyorsunuz.
Sadece kendinize zarar verseniz emin olun yine uyarımızı yaparız ama bu kadar dertlenmeyiz. İçinden çıktığınız sosyolojiye zarar veriyorsunuz. İnsanlar diyor ki evrensel hukuk, hak, adalet. Ya sizden önce de bu abileriniz böyle diyordu. Bugün geldiği noktaya bakın. Yarın sizin de böyle olmayacağınız ne malum diyorlar. Onun için bizim kredimizi tüketiyorsunuz Sayın Başkan. Sitemimiz, ızdırabımız, dertimiz biraz da bundan kaynaklanıyor. Son kez uzatıyorum. Dolayısıyla sizden istirhamım şu. Bu camianın, bu sosyolojinin bu ülkede emin olma sıfatını tüketiyorsunuz. Güvenilirlik olma sıfatını tüketiyorsunuz. Kendine Müslüman, kendine demokrat dedirtiyorsunuz. Onun için sitemiz bunlara dönük. Yoksa şahsınızı son derece severiz, kıymet veririz. Ama bizim meselemiz sizin şahsınızla değil ki. Meclis oturumunu yönetirken ortaya koyduğunuz tutum ve davranışlar sebebiyledir. Hani Hazreti Ömer diyordu ya, yanlış bir şey yaparsam ne yap olur? Her hiç kimse başkanımızın eyvallah demedi. Gerekirse sizi kılıçlarımızla düzeltiriz dedi. O da şükretti. İyi ki sizin gibi arkadaşlarımız var dedi. Bugün sizin bu hukuksuz davranışlarınızı alkışlayan arkadaşlarınız olabilir. Ama emin olun gerçek dostlarınız biziz. Belki bir sene, belki iki sene sonra Can Atalay'ın burada yemin içtiğine hep beraber şahit olacağız. O gün diyeceksiniz ki keşke bu Saadet Partileri dinleseydim. Benim gerçek dostlarım onlardı diyeceksiniz. Ama korkarım ki iş işten geçmiş olacak. Peki teşekkür ediyorum.